katledildi. Doktor Kamil Furtun 2015 yılında Samsun Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde yargıda çok sayıda dosyası bulunduğu halde hastanede çalışan birisi tarafından katledildi. Doktor Aynur Dağdemir 2015 yılında yine Samsun'da özel bir hastanede cinayete kurban gitti. 2017 tarihinde Doktor Hüseyin Ağır Aksaray'da çalıştığı ASM'nin önünde vahşice öldürüldü. En son olarak Doktor Fikret Hacı Osmanoğlu 2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul'da çalıştığı bir özel hastanede hastası tarafından öldürüldü. Sağlık sektöründeki ölümler cinayetlerle sınırlı kalmadı. Çalışma koşullarının ağırlığı ve idari baskılar yüzünden Doktor Melike Erdem 30 Kasım 2012 tarihinde Samatya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşamına son verdi. Bu tarihler arasında yüzlerce arkadaşımız çalıştığı kurumlarda ölümle yüz yüze geldi ve ölümle sonuçlanmadığı için kimse isimlerini bile duymadı. Kimi zaman Sumuç'ta olduğu gibi hastaneler basıldı, kimi zaman Urfa'da tanıklık ettiğimiz gibi hekimlerin kafasında kaldırım taşları parçalandı ve bazen İzmir'de olduğu gibi aile sağlığı merkezleri basılıp hekimlerin kafaları kırıldı. Sağlıkta şiddet bitmiyor. Aksine saldırganlar her gün daha vahşileşerek, planlayarak ve pervasızca saldırmaya devam ediyorlar. Daha geçen hafta Adana'da bir aile sağlığı merkezine, bir aile sağlığı merkezinde bir hekime saldırı oldu ve bunun sonucunda hekim arkadaşımız yaralandı. Biz sağlık çalışanları ise bu saldırıdan sonra kimi zaman iş bıraktık, kimi zaman hastanelerimizin, sağlık kurumlarının bahçelerine çıktık ve uyarı eylemleri yaptık. Kimi zaman da halka şiddete karşı hep birlikte dur diyelim diye nöbetler tuttuk. Gün geldi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sabahlara kadar komisyon toplantılarına katıldık. Sağlıklı şiddeti önlemeye yönelik hazırladığımız yasa tasarısı görmezden gelinmiştir. Farkındalığı arttırıp şiddet olaylarına dikkat çekmeyi amaçlayan 17 Nisan tarihinin sağlıklı şiddetle mücadele günü olmasını teklifimiz irdelenmeden reddedilmiştir. Sağlık Bakanlığı ne yazık ki dün olduğu gibi bugün de Türk Tabipler Birliği'nin, sendikalarının, meslek odaları ve STK'larının sağlıkla ilgili şiddeti önlemeye yönelik görüşlerini umursamamış, bu yöndeki haklı taleplerini kulaklarını tıkayarak şiddetin ve hekim ölümlerinin adeta önünü açmıştır. Bilinmelidir ki bizler sağlık çalışanlarının örgütlü güçleri olarak Doktor Ersin Aslan'ın ölüm yıl dönümünde tüm sağlık çalışanlarının can güvenliğini sağlamak için sürdürdüğümüz mücadeleyi bir an olsun bile gündemden düşürmeyecek, bu şiddetin tamamen önleyene kadar mücadeleden asla geri adım atmayacak, sorumluluğunu yerine getirmeye, bu konuda meslek odaları ve sendikalar ile ortak hareket etmeye çağırıyoruz. Bu doğrultuda 17 Nisan'ın sağlıklı şiddetle mücadele günü olarak kabul edilmesini ve sağlıklı şiddeti önlemeye yönelik yasa talebimizin yaşama geçirilmesinin önemli bir adım olarak tüm kamuoyu ve Sağlık Bakanlığı'ndan talep ediyorum.